Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, derslerimiz kazvelerdir. Konumuz Beni Nadir kazvesidir. İbni Ömer radıyallahu anhü anlatıyor. Ve Erdoğan Mecmuayim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Beni Nadir hurmalığını kesti ve yaktı. Bu hurmalığa El Büveyre deniyordu. Büveyre hakkında Hasan İbni Sabit radıyallahu anh şöyle demiştir. Büveyre'de tutuşan yangın Beni Lüey reislerine ehemmiyetsiz geldi. Ebu Süfyan İbni Haris İbni Abdülmuttalip ona şöyle cevap verdi. Yüce Allah bu yapılanı, yangını devam ettirsin. Büveyre'nin etrafını da cehennem yaksın. Yangından hangimizin uzakta olduğunu bileceksin. Mekke, Medine'den hangisinin zarar dide olduğunu göreceksin. Müslim'in rivayetinde şu ziyade var. Şu ayeti kerime bu hadisi şerife hakkında, yani bu hadise hakkında nazil olmuştur. İnkarcı kitap ehlinin yurtlarında hurma ağaçlarını kesmeniz veya onları kesmeyip gövdeleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyledir. Allah yoldan çıkanları böylece rezilliğe uğratır. Bu da Haşr suresinin 5. ayeti kerimesidir. Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud'un da haberidir. Beni Nadir Medine'de efendim yaşayan üç büyük Yahudi kabilesinden biriydi. Bunlar daha ziyade ziraat ve bilhassa hurmalıkları ile tanınmışlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam aralarındaki anlaşma gereğine biri maune katliamından paçayı kurtaran Amr İbni Ümeyye Eddamri'nin yanlışlıkla öldürdüğü Beni Kilab'dan iki kişinin diyetine ortak olmalarını teklif için onların yurduna Peygamberimiz uğramıştı. Yani Beni Nadir Yahudilerine uğramıştı. Bunlar Resulullah'ın birkaç sahabesiyle yurtlarına gelmiş olmasını bir suikast tertibi için iyi bir fırsat bildiler. İstediğini verir, meseleyi hallederiz dedikten sonra sohbete tutup konuşurken damdan üzerine bir değirmen taşı atmak üzere harekete geçtiler. Cenab-ı Hak vahyen hazırlıklarını, ihanetlerini Allah bildirince Resulullah aleyhissalatü vesselam bir işi varmış gibi süratle kalkıp Medine'ye gider. Beraberindekiler de bir müddet sonra Resulullah'a yetişirler. Onlara Yahudilerin hazırladıklarını haber veren aleyhissalatü vesselam ani kalkışının sebebini açıklamış olur. Yani bu Yahudiler peygamberi suikastle öldürmeye karar verdiler. Hem de tepesine bir değirmen taşı bırakmak niyetiyle. Resulullah aleyhissalatü vesselam Muhammed İbni Mesleme'yi göndererek beldemi terk edin. Burada artık benimle beraber yaşayamazsınız. Siz bana malumunuz olan suikast teşebbüsünde bulundunuz. Size 10 günlük mühlet tanıyorum. Bundan sonra kim görülürse boynu vurulacaktır. Bu memleketi terk edin diye
Yüce Allah'tan emir geldi. Yahudiler artık sürgüne gitmesi gerekiyordu. Yahudiler göçmek için gerekli hazırlığa başlarlar. Bu esnada münafıkların lideri Abdullah İbni Übey İbni Selul adam göndererek memleketinizi terk etmeyin, kalelerinizde kalın, benim 2000 adamım var, kalelerinize girip sizi müdafaa ederler, gerekirse sizinle beraber ölürler. Ayrıca size Beni Kureyza diğer bir Yahudi kabilesi ve Katafanlı müttefikleriniz de yardımcı olur der o münafıkların reisi. Beni Nadir Şefi bu vade aldanıp Resulullah'a adam göndererek biz yurdumuzu terk etmiyoruz. Elinden geleni peşine koyma derler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allahu Ekber der. Müslümanlar da tekbir getirirler. Aleyhisselatü Vesselam Yahudiler harap oldu der. Resulullah ve ashabı hemen gidip Beni Nadir'i kuşatırlar. Onlara ne diğer Yahudilerden ne de Katafan ve ne de Abdullah İbni Übey'den yani münafıklardan hiçbir yardım ve destek gelmez. Şeytan insanı yerler ama iç sıkışınca kaçar. Resulullah kuşatmayı daraltır ve hurmalarını efendim ortadan kaldırır. Neticeden meyus olan Beni Nadir sulh teklif eder. Resulullah silahları hariç bineklerinin taşıyabileceği kadar eşya götürmelerine müsaade eder. Onlar bunu kabul ederler. 600 deveye yükledikleri eşyalarıyla Hayber'e giderler. Böylece 15 günlük muhasara sonunda Medine Beni Nadir Yahudilerinden temizlenmiş olur. Müslümanlara bol mal ve silah kalır. 50 zırh, 50 kalkan, 340 kılıç silah yönüyle Müslümanları fevkalade güçlendirmiş olmalıdır. Evet sevgili dostlarımız, işte Beni Nadir Yahudilerinin ihaneti sonunda bir peygamberi öldürmeye teşebbüs eden bir Yahudi kabilesi bu. Ki Tevrat-ı Şerif'te peygamberin kaşına gözüne varıncaya kadar tanıdıkları peygamberi bakın kendi kitaplarına dahi inanmıyorlar. Kendi kitaplarındaki peygamberi yok sayıyorlar, öldürmek istiyorlar. Kendi peygamberlerinin niceleri bunları öldürdüler. Bunlar peygamber katilidirler. Tabii içinde Tevrat'a ve Musa'ya inanan Müslümanlar müstesna. Bintü Muhayyisa babasından naklediyor. Allahu Teala Hazretleri peygamberine Yahudilerin tasarladıkları suikasti bildirince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Yahudi erkeklerden kimi yakalarsanız onun hemen boynunu vurun. Ferman buyurdu. Bunun üzerine babam Muhayyisa radıyallahu anhü Yahudi tüccarlarından biri olan Şebibe'nin üzerine atılıp onun hakkından geldi. Amcam Huvayyisa o sırada henüz Müslüman değildi ve babamdan daha yaşlıydı. Babama hem vuruyor ve hem de ey Allah'ın düşmanı, onu nasıl öldürürsün? Karnındaki yağ belki de onun malından diyordu. Babam şu cevabı verdi. Bana onu yapmamı öyle bir zat emretti ki, eğer seni öldürmemi emretse seni de sağ bırakmazdım. Amcam o esnada Müslüman oldu.
Bu da Ebu Davud'un haberi. İbn-i Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Nadir ve Kureyze Yahudileri Resulullah aleyhissalatü vesselam ile savaştılar. O da benim Nadir'i sürdü. Kureyza'yı yerinde bıraktı. Kureyza'ya ihsanda dahi bulundu. Sonradan onlar da Resulullah'la savaştılar. Aleyhissalatü vesselam da erkeklerini ortadan kaldırdı. Kadınlarını, mallarını, çocuklarını Müslümanlar arasında taksim etti. Bu da Buhari, Müslim, Ebu Davud'un haberidir. Ya bakın, Yahudi kabileleri hep peygamberi öldürmek için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Dikkat edin. Bunların ruhunda peygamber katilliği vardır. Zekeriya'yı, Yahya'yı katleden bunlardır. İsa'yı çarmıha germek isteyen de bunlardır. Nice İsrail peygamberlerini öldüren bunlardır. Peygamber Hazreti Muhammed'i de öldürmek için her yola başvurmuşlardır ve müşrik putperestlerle beraber olmuşlardır. Münafıklarla beraber olmuşlardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hicretle Medine'ye gelir gelmez, Medine'de yaşayan muhtelif gruplarla aralarındaki münasebetleri düzenleyen yazılı bir vesika, bir anlaşma tanzim etmişti. Günümüzün tabiriyle kanuni esası veya anayasa olarak vasıflandırılan bu anlaşmanın 25. maddesinin A bendinde Yahudilerin Müslümanlarla tek bir ümmet, camiye teşkil ettikleri, dinlerinde hür, serbest oldukları belirtilmiş, 43. ve 44. maddelerde Kureyş'e ve onlara yardım edenlere arka çıkılmayacağı, onlardan gelecek saldırıya karşı Medine'nin el birliğiyle müdafaa edileceği açık bir dille belirtilmişti. İşte orada imzaladıkları anayasayı ihlal eden, kanunları çiğneyen yine Yahudilerdir. Beni Kureyza, Hendek Savaşı sırasında bu ahdi bozmuş, şehri kuşatanların teşvik ve ivalarına kapılarak savaşın en kritik anında Medine'yi kuşatan İslam düşmanlarıyla işbirliği yapmıştı. Müşrik şirk ordusu, putperest ordusu gelince, bakın onlarla işbirliği yaptı, anayasayı bozdular, anlaşmayı bozdular. Kureyze Yahudileri. Bilhassa Kureyza'nın o tarafa geçişi Müslümanların durumunu fevkalade sarsmış, halkın moralini bozup direnme gücünü kırmış, insanların içine korku hakim olmaya başlamıştı. Hususen cephe gerisinde kalan kadın ve çocuklar hakkında korku büyüktü. Müslümanların bu nazik devresini Kur'an-ı Kerim şöyle tasvir buyurur. Onlar size yukarınızdan ve aşağınızdan gelmişlerdi. Gözler de dönmüştü. Yürekler ağızlara gelmişti. Yüce Allah için çeşitli tahminlerde bulunuyordunuz. İşte orada müminler denenmiş ve çok şiddetli sarsıntıya uğratılmışlardır. Ahzab suresinin 10. ayeti kerimesinde bu ayetten bunları anlamaktayız. Evet sevgili dostlarımız, Beni Kureyza'nın ihaneti Müslümanların durumunu sadece maddi değil, manevi bakımdan da sarsmıştı. Ahzabın içine giren nifak, beklenen zaferin gecikmesi, çıkan fırtınalar şeklinde tecelli eden ilahi nusret, yani Allah'ın yardımı sonucu
Mekkelilerin bir gece aniden çekilmeleriyle, yani Mekkeli'den maksat putperest şirk ordusudur. bu onların çekilmesiyle atlatılan beladan sonra sıra Beni Kureyze Yahudilerin cezalandırılmasına gelmişti. İbn-i Sa'd'ın kaydına göre Resulullah savaş yerinden dönüp Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın hücresine girer girmez Cebrail aleyhisselam gelerek Allah sana Beni Kureyze Yahudilerine yürümeni emrediyor. Bunu Cebrail aleyhisselam Allah'tan getirdi bu emri. Ben onların üzerine gidiyorum. Tepelerine, kalelerini sarsacağım der. Cebrail aleyhisselam diyor bunu. Resulullah aleyhisselatü vesselam derhal eshaba dellal çağırarak Allah'ın Resulü ikindi namazını Beni Kureyze yurdunda kılmanızı emrediyor. Duyuruşunu yapar. Abdullah İbni Ümmü Mektum'u Medine'ye halif bırakıp kendisi de cepheye koşar. 36 atlı 3000 piyade ile Beni Kureyze kuşatılır. Resulullah seslenir. Ey maymunların ve hınzırların kardeşleri! Benim ben der peygamberimiz. Yani Allah'ın gönderdiği peygamberim ben. Musa'nın, Tevrat'ın, İncil'in, Kur'an'ın, Kerim'in haber verdiği peygamber benim der. Son peygamber benim der. Bu gazve hicretin 5. yılında Zilkade ayının son haftasında bir çarşamba günü başlar. 15 gün sıkı bir muhasaradan sonra Resulullah'a elçi gönderip bize Ebu Lübabe İbni Abdülmünzir'i gönder derler. Resulullah aleyhissalatü vesselam gönderir. Ancak bunun istişare ettikleri zaman onlara eliyle kesileceksiniz. Manasında boğazlanma işareti yapar. Ebu Lübabe bu davranışına pişman olur ve Allah ve Resulüne ihanet ettim diye oradan ayrılıp Resulullah'a da uğramadan mescide gidip kendini bir direğe bağlar. Kendini direğe bağlar. Ve tövbesinin kabul edildiğine dair ayet gelmedikçe mescitten ayrılmamaya nezreder. 15 gün kadar yemeği terk eder. Bir ara düşüp bayılır. Sonunda tövbesinin kabulüne dair Tövbe suresinin 102. ayeti nazil olur. Resulullah aleyhissalatü vesselam gelip elleriyle çözünceye kadar bağlarını çözmez. Evet sevgili dostlarımız, bu kişi Ebu Lübabe İbni Abdülmünzir'i böyle yapıyor. Ben görevimi tam yapamadım, yanlış yaptım diye kendini cezalandırıyor. Hendek Savaşı sırasında omuzundan yara alan ve mescitte tedavi görmekte olan Sa'd İbni Muaz için Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah'ım Beni Kureyze'ye karşı içimde yanan öfke ateşi sönmeden ruhumu kabzetme manasında duada bulunur. Evet, bunu Sa'd İbni Muaz diyor. Sa'd İbni Muaz radıyallahu anh onların eskiden beri halife müttefiki olması haysiyetiyle hakemliğini kabul ederler. Sa'd Allah'ın hükmüne muvafık olarak mukatillerin öldürülmesine, kadın ve çocukların köleleştirilmesine ve mallarının taksimine hükmeder. Resulullah hükmün Allah'ın hükmüne uygun olduğunu söyler.
eli kılıç tutan 6-700 arası Kukureyz alı tespit edilir. Evleri muhacirlere taksim edilir. Silah olarak 1500 kılıç, 300 zırh, 1000 ok, 1500 kalkan tespit edilir. Efendim, esirler arasında Reyhane binti Amr-ı Resulullah aleyhissalatü vesselam kendisine efendim cariye olarak alır. Şimdi de Beni Kaynuka Yahudileri bakın. Çünkü Yahudinin hepsi içinde Müslüman olan, Tevrat'a, İncil'e doğru inanan müstesnadır. Bunun dışındakiler hep ihanet peşindedir, katillik peşindedirler. Hem de peygamber katilleridir. Yahudi kabilelerinin büyüklerinden biri de bir Beni Kaynuka idi. Kitabımızda bunlarla ilgili bir rivayet konmamıştır. Ancak mevzuun bütünlüğü açısından burada kısaca bilgi vermede fayda var. Resulullah aleyhissalatü vesselam bunların meselesini daha erken devirde hicretin 20. ayında Şevval ortalarında halletmiştir. Kaynukalılar münafıkların şefi Abdullah İbni Übey'in halifiydiler. Kuyumculuk ve sarraflıkla meşgul olurlardı. Zengin kimselerdi. Müslümanların Bedir'de zafer elde etmeleri bunların hasetlerini kabartmış, kinlerini artırmıştı. Her fırsatta husumetlerini açığa vuruyorlardı, ishal ediyorlardı. İbn-i Sad'ın kaydettiğine göre bunlar Yahudiler arasında savaşmayı bilen en cesur grubu teşkil ediyorlardı. Bedir'den sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün onları, ey Yahudiler, Allah'tan korkun, Kureyş'in başına gelen bir belanın size de gelmesinden sakının, Müslüman olun. Zaten anladınız ki ben hak peygamberim. Bunu kendi kitabınızda da görüyorsunuz. Üstelik Allah bana tabi olmanız için sizden ahit de aldı. Bütün peygamberlerden Allah Teala söz aldı. Muhammed gelince onun peygamberliğine inanın, ona yardım edin buyurmuştu. İşte Yahudiler bu verdikleri sözlerden hep döndüler, ihanet ettiler. Bu mealdeki sözlerle uyarmak isteyince biraz küstahça bir cevap vermişlerdi. Bu, görüyorsunuz, kaynukallar şımarık peygambere karşı cevap verdiler. Küstahça. Ey Muhammed, galiba bizi kendi kavmin gibi zannettin. Harbetmeyi bilmeyen bir grupla karşılaşıp zafer kazanman sakın seni aldatmasın. Eğer seninle savaşacak olursak bizim nasıl insanlar olduğumuzu öğrenirsin diye peygamberimize küstahça böyle davrandılar. Resulullah'la aralarındaki anlaşmayı ilk bozan Yahudi cemaati bunlar oldu. Belki de herkesçe bilinen ve hatta İbn-i Sad'ın rivayetinde ifade edilen doğru ise Resulullah'ı bile üzerlerine gitmede teenniye sevk eden şecaatleri onları daha pervasız davranışlara sevk ediyordu. Bir gün bir Müslüman kadın Kaynuka çarşısına inmiş, bazı şeyler satarak alışveriş yapmak üzere bir kuyumcuya girmişti. Dükkanda kadının yüzünü açtırmaya çalışmışlar, muvaffak olamamışlardı. Bunun üzerine kadın farkına varmadan çarşafının bir kenarını oturduğu yere bağladılar, rapt ettiler. İşi bitip çıkmak üzere kalkınca kadının çarşafı düştü ve aveti açıldı.
Orada bulunan Yahudiler gülüp eğlenerek kadınla dalga geçtiler. Müslüman kadınla. Bunun üzerine kadın imdat çığlığı atar. Bunu işiten bir Müslüman koşup kuyumcuyu öldürür. Diğer Yahudiler de Müslümanı öldürürler. Hadise büyür ve Müslümanlarla Beni Kaynuka Yahudiler arasında kopma hasıl olur. Nazil olan ayeti kerime, Resulullah'ı onlara karşı sert olmaya davet eder. Bu ayeti kerime Enfal suresinin 58. ayeti kerimesidir. Kaleleri kuşatılır. Bir müddet dayanırlarsa da 15 gün kuşatma sonunda Resulullah'a istediği şart üzere sulh teklif etmek zorunda kalırlar. Resulullah bunları öldürmek istiyordu. Ancak tam bu sırada araya giren meşhur münafık Abdullah İbni Übey. Ey Muhammed, mevalime iyilikte bulun diye ısrar etti ve elini zırhının aralığına sokarak istediğini kopartıncaya kadar salmadı. Resulullah aleyhissalatü vesselam bırak beni diye Abdullah'a yüzünden okunacak kadar öfkelenip bağırmasına rağmen hayır mevalime iyilik yapmaya kadar salmayacağım yapıncaya kadar diye ısrar etti. Beni Kaynuka Hazretli Hazreçlilerin halifiydi. Bu sebeple Abdullah onlara arka çıkıyordu. Bu münafık reis 400 zırhsız 300 zırhlı için şefaatçi oluyordu. Sonunda Resulullah onların Medine'yi terk etmelerine izin verdi. Bunlardan bol ganimet kaldı. Resulullah aleyhissalatü vesselam humus aldı. İlk humusun buradan alındığı söylenir. Evet sevgili dostlarımız. Kâb İbni Eşref'in durumu hakkında da Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün Kâb İbni Eşref'in hakkından kim gelecek? Zira bu Allah ve Resulüne eza veriyor buyurdular. Bu Kâb İbni Eşref denilen kişi Allah peygamber düşmanı. Muhammed İbni Mesleme radıyallahu anhu anlatarak atılarak onu öldürmemi ister misiniz dedi. Aleyhissalatü vesselam evet bu deyince Muhammed İbni Mesleme hakkınızda menfi şeyler söylememe de izin veriyor musunuz? Güvenini kazanmamız için bana gerek olacak dedi. Aleyhissalatü vesselam istediğinizi söyleyin buyurdu. Bunun üzerine Muhammed İbni Mesleme radıyallahu anh Kâb İbni Eşref'e gelip onunla konuştu. Aralarındaki eski dostluğu hatırlattı ve şu adam var ya sadaka istiyor ve bize sıkıntı oluyor dedi. Kâb bunu işitince ha şöyle vallahi ondan daha da çekeceksiniz dedi. Muhammed İbni Mesleme biz ona şimdi gerçekten tabi olduk. Onu büsbütün terk edip sonunun ne olacağını seyretmekten de korkuyoruz dedi. Kâb söyle bana dedi. İçinde ne var? Ne yapmak istiyorsunuz? Muhammed İbni Mesleme onu yalnız bırakmak, ondan ayrılmak istiyoruz. Deyince Kâb şimdi beni mesul ettin der.
Muhammed ilave etti, bana biraz ödünç vermeni talep ediyorum dedi. Kâb da bana rehin olarak ne bırakacaksın diye sordu. Bu şerefsiz Kâb işte bu. Muhammed İbni Mesleme ne istersin dedi. Bakın bu şerefsize bakın ne istiyor. Kâb kadınlarınızı bana rehin bırakmalısın dedi. Bakın dostuna bile adamlar böyle davranıyor. Ama sen Arapların en yakışıklısısın. Sana kadınlarımızı nasıl rehin bırakalım? Şu yakışıklılığın sebebiyle hangi kadın efendim kendini senden kurtarabilir dedi. Kâb öyleyse çocuklarınızı rehin bırak, bırakırsınız dedi. Ama nasıl olur birimizin çocuğuna hakaret edip bir veya iki vasık hurma karşılığında rehin edildin diye başına kakarlar. Ama sana zırhlarımızı, zırhları yani silahı rehin bırakalım dedi. Kâb bu teklifi makul bulup pekala bu olur dedi. Bunun üzerine Muhammed İbni Mesleme ona El Haris İbnül Evs, Ebu Abs İbni Cebir ve Abbad İbni Bişir ile birlikte gelmek üzere randevulaştılar. Bunlar geceleyin gelip onu dışarı çağırdılar. Kâb yanlarına indi. Kadını ben bazı sesler işitiyorum. Bu sanki kan sesidir. Gitme dedi. Ancak o hayır bu gelen Muhammed İbni Mesleme ile süt kardeşi ve Ebu Nail'edir. Met kişi geceleyin yaralanmaya bile çağrılsa icabet eder dedi. Muhammed İbni Mesleme arkadaşına gelince ben elimi başına uzatacağım. Onu tam yakaladım mı göreyim sizi dedi. Kâb kılıcını kuşanmış olarak indi. Sen de tıp kokusu hissediyorum dediler. Kâb evet nikahında falan kadın var. Arap kadınlarının sevdiği kokuyu sürüyorum dedi. Muhammed İbni Mesleme ondan koklamama müsaade eder misin dedi. Kâb tabi ederim kokla dedi. Muhammed yakalayıp kokladı. Sonra bir kere daha koklamama müsaade eder misin dedi. Sonra onu yakaladı. Göreyim sizi dedi ve orada öldürdüler. Buhari, Müslim, Ebu Davud'un haberi. Evet sevgili dostlarımız, Allah'ın düşmanı bir kişiydi. Bunlar Yahudi görünüyorlar. Tevrat'a inanmıyorlar, Musa'ya inanmıyorlar. Tevrat'ın haber verdiği peygamber Hazreti Muhammed geldi, onu öldürmek istiyorlar. Bunda böyle bir Yahudi. Kâb bu evliliğin mahsulüdür. Kâb uzun boylu, cüsseli bir insandı. Kafası iri, karnı iriydi. Annesi Akile, Bintü Ebil Hukayık, Yahudi olması ve Yahudi kültürü üzerine yetişmesi sebebiyle Kâb Arap değil, Yahudi biliniyordu. Şair bir insandı. Bedir Savaşı'ndan sonra Müslümanlar aleyhine hicviyeler yazdı. Müslümanları sürekli karalıyordu. Mekke'ye gitti. İbni Vedatis
Sehmi'nin yanına indi. Bu zat El-Muttalib'in babası idi. Hasan İbni Sabit bunu ve karısı Atike Bintü Üseyd'i hicvetti. Bunun üzerine kadın Kâb'ı tard etti. Kâb tekrar Medine'ye döndü. Müslüman kadınları üzerine aşk şiirleri yazdı. Müslümanlar bu şiirlerden fevkalade rahatsız oldular. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı da hicviyeler, karalamalar düzüyor. Kureyşli kafirleri aleyhte tahrik ediyordu. Resulullah Medine'ye geldiğinde halk karışıktı. Hepsiyle sulh içerisinde yaşamak istiyordu. Ancak Yahudi ve müşrik olanlar Müslümanlara fazlaca eziyet veriyorlardı. Cenab-ı Hak başlangıçta Resulüne ve Müslümanlara sabır emrediyordu. Kâb bu eza işinden vazgeçmeyip dozajını artırınca aleyhissalatü vesselam bir grup göndererek Kâb'ın ortadan kaldırılmasını Sa'd ibn-i Muaz'a emretti. Kâb'ın öldürülmesi hicretin 3. senesinin Rebiyul Evvel ayına rastlamıştır diye haber vardır. Rivayetler onun Mekke'ye gidince Kabe'nin örtüsünün yanında Mekkelilerle Müslümanlara karşı mücadele etmek üzere antlaşma yaptığını belirtir. Bu sırada Mekkeliler onun dini mi yoksa bizim dinimiz mi daha Hakk'a yakın diye sorarlar. Bu şerefsiz Kâb yani putperestlere der ki sizin dininiz daha doğru cevabını verir. Bakın adam putperestliği İslam'dan üstün görmeye çalışıyor. Putperestlerle beraber olup İslam'ı ve Müslümanları başta Peygamberimizi yok etmek için elinden geleni yapmak için çalışıyor. İbn-i Hacer Kâb'ın öldürülmesine bir başka sebep daha kaydeder. Buna göre Kâb bir yemek hazırlar. Yahudilerden bir gruba da Muhammed'i bir ziyafete çağıracağım. Gelince siz bir punduna getirip öldürün dedi. Yani Peygamberimizi pusuya düşürüp öldürmek için ziyafet hazırladı. Bu ziyafet hazırlandı. Resulullah da çağrıldı. Birkaç ashabıyla gelmişti. Oturduktan sonra Cebrail aleyhisselam heriflerin bu Yahudi planını haber verdi. Resulullah aleyhisselam kalktı ve Cebrail'in kanatlarıyla örtünerek dışarı çıktı. Resulullah'ı kaybedince onlar da dağıldı. Aleyhisselatü vesselam işte bu sırada Kâb'ı bana kim halledecek buyurmuştur. O peygamberi öldürmeye çalışıyordu. Allah da onu gebertti. O Kâb'ı, peygamber düşmanını. Şu halde Kâb'ın öldürülmesi sadece hicvedici şiirler yazması sebebiyle değildir. Daha başka muzır faziletleriyle bu cezaya müstahak olmuştur. Rivayetler onun öldürülmesini üzerine alan Muhammed İbni Mesleme'nin Kâb'ın kız kardeşinin oğlu yani yeğeni olduğunu belirtir. Keza bu işte adı geçen Ebu Nail'e de Kâb'ın süt kardeşidir. Resulullah aleyhissalatü vesselam eğer yapacaksan acele etme, planını iyi hazırla. Hatta Sa'd ibn-i Muaz'la da istişare et buyurur. Sa'd'la istişare eder, Sa'd kendisine ona git, ihtiyacını aç ve veresiye olarak yiyecek iste tavsiyesinde bulunur. Başka rivayetler Muhammed ibn-i Mesleme'nin Resulullah'tan kendisinden
şikayette bulunma, fikrini ve sözlerini kınama hususunda izin isteyip, Kâb'a bu adamın gelişi bize bir bela olmuştur. Bütün Araplar bizimle savaştı ve tek bir yaydan ok attılar dediğini Resulullah'ın öldürme ekibini Bakî'ül Gargad'a kadar uğurladığını onları gönderip Allah'ın ismi üzere gidin, Allah'ın bunlara yardımcı ol dediğini kaydeder. Allahümme e'inhum. Hadise üzerine ertesi gün Efendimiz öldürüldü diyerek Yahudiler Resulullah'a gelirler. Aleyhissalatü vesselam bir bir onun yaptıklarını Müslümanlara verdiği eziyetleri anlatarak ölümü hak ettiğini açıklar. Yahudiler itiraz etmeye, cevap vermeye mecal bulamazlar. Bu vakadan sonra büyük bir korkuya düşen Yahudiler, sinirler ve yıkıcı faaliyetlerinden ellerini çekerler. Süheyli İbni Hanife'ye muhalif olarak, Ebu Hanife'ye muhalif olarak, Kâb'in öldürülme hadisesi, muahit sulh anlaşması yapan kimse şari'e sebbettiği, hakarette bulunduğu takdirde katlinin caiz olduğunu ifade eder demiştir. İbn-i Hacer Süheyli'ye hak vermez. Bu hadisenin harp haline giren bir hadise olduğuna dair deliller kaydeder. Ve kıssada müşrikin umumi davet kendisine ulaşmış ise İslam'a davet edilmeden öldürülebileceğine delil vardır der. Hadis-i şerif savaş sırasında ihtiyaç duyulan her şeyin söylenebileceğine de delildir. Evet sevgili dostlarımız, bu konuyu da bu şekilde özetlemeye çalıştık. Ebu Rafi Abdullah İbni Ebil Hukayk'ın hakkından gelinmesiyle bir sonraki dersimiz devam edecektir.